Bugün İstanbul'da Dünyaları Gezeceğiz adlı içeriğimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde Ayasofya'ya gitmek için bu Eminönü durağına gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sultanahmet durağında indik. Şimdi Ayasofya yönüne doğru ilerliyoruz. İkinci Bayezid Han'ın hazine başısı Firuz Ağa tarafından yaptırılıp isminin verildiği Firuz Ağa Camisi'ni görüyoruz. Bu yön Beyazıt yönü. Az önce bu Sultanahmet durağında indik. Böyle aşağıya doğru geliyoruz. Selim Usta'nın tarihi Sultanahmet köftecisini görüyoruz. Sultanahmet Meydanı'na doğru. Sultanahmet Meydanı'ndayız. Hemen sol taraf Sultanahmet Camii girişi, sağ tarafta da Alman Çeşmesi'ni görüyoruz. Şöyle arkadan Sultanahmet Bahçesi'ni görüyoruz. Üç saatlik İstanbul gezisi için Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bu araba ile şu güzergahı gezip görebilirsiniz. Gezi durakları 1 numara Sultanahmet durağından başlıyor, 11 numaradaki Mısır Çarşısı'na kadar devam ediyor. Harita üzerinde görelim. Kırmızı nokta Sultanahmet'ten başlayıp kırmızı çizgiyi devam ediyoruz. Dönüşte mavi çizgiyi takip ederek farklı bir güzergâhtan Sultanahmet Meydanı'na, yani bindiğimiz yere geri dönüyoruz. Gezi haritası ve gezi arabası. Bizanslar tarafından yapılan, 537 yılında hizmete giren, 1453'te 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülen, 1934'te Atatürk tarafından müzeye dönüştürülen, 2020'de Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya Kebir Camii Şerifini görüyoruz. Şimdi biz de bu sıraya girip camiye girmeye çalışacağız. Denetim noktalarından geçiyoruz. Başörtüsü ve eteği olmayanlar bu alışveriş cihazlarından ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Resimde gösterilen kıyafet kurallarına uyunuz. Başörtüsü ve elbise temin etme noktası da ok işaretiyle gösterilmiş. Bu elbise o cihazdan satın alınan elbise. Bu Turan'ın altında bulunan belgeler de caminin resmi açılış belgeleri. Ayasofya Kebir Camii Şerifine rağbetin çok olduğunu görüyoruz. Maşallah. Ayakkabılarımızı bir torbaya koyup alıyoruz. Birçok gezgin, turist hem bu yapıyı görmek hem de Müslümanların bu namaz ibadetine tanık olmak için arkada ayrılan bu bölümden ibadeti izliyorlar. Namaz sonrası, Eylül 2020 itibari ile buranın İmam Hatibi
Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızdır. Hristiyanların mukaddes mekanı olarak dünyada adlandırılıyor. Burada Sultan Abdülmecid'in tuğrası, burada da Sultan Recep Tayyip Erdoğan'ın tuğrası. Burada da Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesi. Ve camiden çıktık. Saat 14 civarı. Hedefimiz Gülhane Bahçesi. Caferiye Sokağı'ndan yürüyorum. Levhayı takip ederek aşağıya doğru devam ediyorum. Ve buradan Soğuk Çeşme Sokağı'na giriyorum. Tarihi bir dokusu ve kokusu var arkadaşlar. Gülhane Bahçesi'nin girişi. Burada 1955'ten 2001 yılına kadar hizmet veren bir hayvanat bahçesi vardı. Baskılara fazla dayanamayarak kapatıldı. Buz gibi, buz gibi, buz. Buradan Sarayburnu'na doğru inmek istiyorum lakin gözüm de kesmiyor. Yarına bakacağız inşallah. Gülhane girişinin önündeyiz. Kabataş Eminönü istikametinden gelip Zeytinburnu Bağcılar istikametine gitmekte olan tramvayı görüyoruz. Şimdi Sultanahmet Camii'ne doğru gideceğiz. Yolumuzun üzerinde meşhur Selim Usta'nın Sultanahmet köftecisi var. Orada karnımızı doyuralım. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Nazım Hikmet, Ceviz Ağacı şiirinden. Mezarı da 2. Mahmut Türbesi'nde bulunuyor. Oraya da birazdan uğrayacağız. Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyoruz. Yine bu aradan Ayasofya Camii'ne çıkılabilir. Burası Yerebatan Sarnıcı'nın girişi. Arka alana doğru da devam etmekte olan 400-500 kişilik bir kuyruk var. Bu kuyruk buradan ta arkaya kadar uzanmış. Burası kuyruğun sonu. Burada çıkış tarafı. Bu istikamet de Cağaloğlu istikameti. Sultanahmet köftecisine geldik. Ocakbaşı burası.
bir tabak köfte, piyaz ve irmik tatlısı siparişi verdik. Diğer tatlı türleri de bunlar. Fiyat çizelgesi de bu şekilde. Yaptığınız ödemeyi de sonuna kadar hak eden bir müessese. Sultanahmet Camii'ne B kapısından giriş yapıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Camii 1609 yılında 1. Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin avlusundaki anıt ağaçlar ki tarihe şahitlik edecek bu çınar ağacının 300 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tıhe Odysseus Mısır dikili taşını görüyoruz. Burası Ramazan gecelerinde apayrı bir güzel. Hemen solumuzda Alman çeşmesini görüyoruz. Şimdi Sultanahmet'ten Çemberli Taş'a doğru gidiyoruz. Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamit Han, Ziya Gökalp gibi önemli değerlerimiz 2. Mahmut Türbesi'nde yatmaktadır. Türbe bugün tadilattan dolayı kapalı olduğu için yarın ziyaret edeceğiz. Saat 16 civarları. Bu binada Türkiye Gazetecileri Basın Müzesi. Çemberli Taş'ı görüyoruz. Çemberli Taş'a doğru devam ediyoruz. Çemberli Taş Meydanı. Çemberli Taş'ın kısa bir tarihi özgeçmişine bakalım. Bu da bu bölgenin haritası. Yeniçeri Caddesi üzerindeyiz. Çemberli Taş'ın hemen yanı. Burası da Gazi Atik Ali Paşa Camii. İç avlu tarafı. Ağaçlar yaşlı olduğu için desteklenmişler. Tarihi ziyaret yerlerinin yön levhaları. Beyazıt Meydanı. Beyazıt Kapalı Çarşısı'na yakın bir noktadayız. 360 derece alanı görelim. Beyazıt Kapalı Çarşı'ya doğru gidiyoruz. Hemen bu sol tarafımız Beyazıt Camii. Şöyle caminin duvarlarını da görebiliyoruz. Burası Çadırcılar Caddesi. Yeni çıkan genelde giyim ürünlerini buradan bulabilirsiniz. 20 metre ileride solda Sahafçılar Çarşısı var. 2016'da çekmiş olduğum bir resim. Çarşıdan geçerek Beyazıt Kulesi ve Süleymaniye Camii'ne doğru gidebiliriz. Şimdi Kapalı Çarşı'ya Beyazıt Kapısı'ndan giriyoruz. Grand Bazar olarak geçiyor. Bu çarşıda genelde kuyumcu dükkanı ve hediyelik eşya dükkanları var. Burada yabancı ziyaretçiler oldukça fazla olup gezilip görülmesi gereken bir mekan. Orhan Veli burayı şöyle anlatmış. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular diye. Asıl adı İstanbul olan İstanbul'un bir semtini sevmeye ömür yetmez diyor şair.
Bu lambalardan hep almak istemişimdir, lakin taşımaya cesaretim olmamıştır. Şu mahşeri kalabalığa bakın arkadaşlar. Akıyor. Mahmut Paşa'ya doğru iniyoruz. Burası da ayaklı borsa dediğimiz alan. Mahmut Paşa kapısından da Mahmut Paşa çarşısına çıkıyoruz. Nuru Osmani Camii hemen sağımızda kaldı arkadaşlar. Biraz ileride solda da Mahmut Paşa Camii'miz var. Bu yapılardan tabii onları göremiyoruz. Bu çarşıların da ayrı bir kokusu ve dokusu var arkadaşlar. Zaten tarihi mekanlar, yine geçiş noktaları. Bu çarşı aşağıda birkaç kola ayrılarak Eminönü Mısırcılar Çarşısı'na kadar uzanıyor. Bu noktalar bir camekan vitrin özelliği taşıyor. Bayrampaşa gibi üretim evlerinde üretilen tekstilin buralarda sergilendiğini görüyoruz. Çarşı burada 4 kola ayrılıyor arkadaşlar. Ve ileriden de farklı kollara ayrılıyor. Biz Mısır Çarşısı'na doğru ineceğiz. Mahmut Paşa giyim, kumaş adına her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek bir bölge. Nikah şekeri var, davetiye var, belacı var, parası var. Nikah şekeri, davetiye bayanlar. Abla zekâde kuran var, haçünde var. Bu noktadan aşağıya doğru Eminönü'ne iniyoruz. Sol tarafta Mısır Çarşısı kalıyor. Sağ tarafa doğru da Sirkeci'ye doğru gidiyorsunuz. Altınhan, Doğu Bank o taraflarda. Bu çarşı olsun, arkada Kantarcılar Çarşısı olsun, onları sonraki bölümlerde detaylı olarak gezeceğiz. Bu yapı Mısır Çarşısı arkadaşlar. Eminönü istikametine doğru devam ediyoruz. İçeriği uzatmamak adına bölümü bitiriyorum. Üçüncü bölümde kaldığımız Mısır Çarşısı'ndan gezmeye devam edeceğiz. İçeriğimi buraya kadar izlediyseniz beğenerek, abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.